Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Hemen etkinlikleri değerlendirmek istiyorum. Bakım devam ediyor. Belki bu videoyu yayınladığımda bakım bitmiş olur, oyun açılmış olur. Ama gelecek etkinlikleri biliyoruz. United ikonları geliyor ve son oynanan Copa America ve Euro 2020 maçlarından da bir Player of the Week gelmiş arkadaşlar. Haftaya pazartesi günü de Şampiyonlar Ligi oyuncuları, öne çıkan oyuncuları gelecek arkadaşlar. Hepsini değerlendireceğiz. Oyuncuların max seviyelerini sizlere göstereceğim. Nereden top açılımı yapıp yapmayacağınıza orada karar verebilirsiniz. Öncelikle United ikonları Kagawa, York ve Cole arkadaşlar. Hemen şimdi max seviyelerini göstereceğim. Çok kısa küçük bilgiler var. O bilgileri aktarmak istiyorum sizlere. Aynı zamanda ikon Nakamura da geliyormuş. Bir giriş kampanyası var arkadaşlar. Toplamda 75.000 GP. En son 7, 8. ay 7'sinde de giriş yaptığınızda efsanelerin içinde bulunduğu bir tane top açılımı verecek. Böyle bir kampanya yapmış. Kazananı tahmin etme kampanyasında ilk birinci hafta ve ikinci hafta kazananları belli oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki kazananı tahmin etme kampanyasında E grubu kazanmış. Ben A grubunu seçmiştim. E grubu kazanmış arkadaşlar. Kazananlar 1000 e-futbolu puanı, kaybedenler 100 e-futbol puanı direkt otomatikmen bakiyenize geçmiş olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine kazananı tahmin etme kampanyası devam ediyor arkadaşlar. 5 hafta boyunca daha devam edecek. Gerçekten iki grubu da E grubu kazanması çok ilginç olmuş. Tesadüf mü bilmiyorum ama başka sizlere aktarmam gereken bir şey yok arkadaşlar. Hemen şu ikonların max seviyelerine bir bakalım. Kagawa arkadaşlar normal hali 96, kulübünü seçtiğimizde 99 oluyor. Şöyle özelliklerini göstereyim. Top açılımı yapıp yapmayacağınıza karar verirsiniz. Kagawa'nın özellikleri bu şekilde. Andy Cole'a baktığımız zaman normal hali 96, kulübünü seçtiğimizde 99 oluyor. Kendisi süper yedek arkadaşlar, biliyorsunuz. Bende de vardı. Birçok kez performansını değerlendirmiş olduk. York'a baktığımızda normal hali 95, kulübünü seçtiğimizde 97. Özellikleri kola çok yakın. Yani hemen hemen yakın diyebiliriz. Kolun özellikleri de bu şekilde. 3 tane United'lı oyuncu. 2 tanesi 99, bir tanesi 97. Bende kol var. Yani bir tek Kagawa içinde top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman özelliklerine, tamam, ben Manchester United ikonlarını çok fazla kullanıyorum. İlerleyen günlerde bir değerlendirmesini yapacağım arkadaşlar. Hemen Şampiyonlar Ligi oyuncularına bir bak, Player of the Week oyuncularına bir bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi Copa America ve Euro 2020'de oynanan son maçlardan gelmiş sanırım. En dikkat çeken oyuncular Agüero, Cavani, Odegaard ve Goreska. Odegaard ve Goreska 98 olarak gelmiş arkadaşlar. Agüero 97, Cavani de 96. Diğer oyuncular çok fazla dikkat çekmiyor. Hemen Agüero'nun şöyle özelliklerine bir bakmak istiyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Belki kafanızda bir şey oluşur. Top açılımı yapıp yapmayacağınızla alakalı. Cavani'nin özelliklerine hemen bakalım. O da 96 oluyor. Özellikleri bu şekilde. Bitiriciliği 95'miş. Hız 90. Cavani'nin özellikleri bu şekilde. Goreska'yı göstermek istiyorum. Goreska'yı tam bir Robocop gibi yapmış. 98 genel derece arkadaşlar. Fiziksel temas, dayanıklılık, şut gücü, alçaktan pası, hızı, hızlanması, hava hakimiyeti, top kontrolü sürmesi, gerçekten Goreska tam bir orta sahada Terminator gibi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Öne çıkan oyuncumuz Son Odegaard'ı da bir gösterelim özelliklerini. Odegaard'ın özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani Player of the Week gelecek oyuncular bunlar arkadaşlar. Değecek oyuncu yani Goreska, Odegaard, belki Agüero, Cavani, seven arkadaşlarımız varsa buradan top açılımı yapabilirler. Haftaya şimdi Şampiyonlar Ligi geliyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden mutlaka top açılımı yapacak olan vardır diye düşünüyorum. Çünkü 96 Manuel Neuer, 99 Neymar. Yine baktığımız zaman 99 Kimmich, 99 Delikt, 98 Kai Havertz. Hemen özelliklerine bir bakalım. Sergio Ramos'tan bakalım, başlayalım. Ramos'un özelliklerini şöyle bir gösterelim. Ön plana çıkan özelliği, agresifliği, sıçraması, kafa vuruşu. Ramos'un özellikleri bu şekilde. Manuel Neuer'e bakalım hemen. Manuel Neuer, baktığımız zaman bütün kalecilik özellikleri 99, sıçraması 96.
Özellikleri bu şekilde: kaptanlık, penaltı kurtarıcı, kaleci uzun atış gibi özelliklere sahip. Aspilicueta'ya baktığımız zaman standartların çok üstüne çıkamamış olduğunu düşünüyorum. Hemen geçtim o yüzden. Robert Lewandowski 99 olarak karşımıza çıkıyor. Özelliklerini göstereyim. Ofansif farkında da top kazanma, top kontrolü ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor. 88 hız. Özellikleri bu şekilde Lewandowski'nin. Neymar Junior 99 olarak geliyor arkadaşlar. Ofansif orta sahada da yine 99 oluyor. Gizli forvette 98 oluyor. Özelliklerine baktığımız zaman hızlanması, top kontrolü sürmesi, duran top özelliği var. Neymar için büyük ihtimalle top açılımı yapan olacaktır diye tahmin ediyorum. Kevin De Bruyne 98 olarak gelmiş. Özelliklerini hemen şöyle bir gösterelim. Baktığımız zaman tam bir pasör oyuncu. Yani çok hızlı bir oyuncu olmasa da orta sahada tam bir pasör oyuncu diyebiliriz. İlkay'a baktık. 96 genel derece olarak gelmiş. Hemen özelliklerini şöyle göstermek istiyorum. Baktığımız zaman özellikleri bu şekilde. İlkay'ın da yine pasör oyunculardan bir tanesi. Cancelo bir sağ bek, 95 genel derece. Standartların çok üstüne çıkan bir oyuncu değil. Genel derecesi de zaten 95. Fena değil. İdare eder ama yine de özellikleri Cancelo'nun. Joshua Kimmich 99 genel derece olarak gelmiş. Tam bir joker oyuncu. Birçok mevkide oynayabiliyor. Baktığımız zaman tek eksi yönü Kimmich'in, o da fiziksel temasının 77 olması arkadaşlar. Onun dışında gerçekten muazzam, üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Delik 99 genel derece. Hemen özelliklerine bakalım. Yani sıçrama, fiziksel temas, kafa vuruşu, defansif farkında top kazanmasıyla yani çok ön plana çıkıyor. Dost'ta da 89 oynuyormuş arkadaşlar. Hız hızlanması fena değil. Yani gerçekten harika duruyor özellikleri De Ligt'in. Son oyuncumuz Kai Havertz. 98 genel derece olarak geliyormuş. Baktığımız zaman birçok mevkide de oynayabiliyor. Tam bir joker oyuncu Kai Havertz. Baktığımız zaman akrobatik bitiricilik, çapraz bacak dönüşü, 98 hız. Burada arkadaşlar bilginiz olsun, sınırsız top açılımı yapabiliyorsunuz. Yani 3 tane hakkınız yok. Player of the Week'te 3 tane hakkınız var ama burada sınırsız top açılımı yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi buradan kesinlikle top açılımı yapacak olan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu pazartesi günü geliyor arkadaşlar. Özellikle Neuer, Neymar için, Neuer için, daha sonrasında Kimmich, Delik, Kai Havertz gibi oyuncular var. Ben de büyük ihtimalle buradan Neuer için top açılımı yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım, değerlendireceğim. United ikonları mı yoksa burası mı? İkisi arasında bir karar verip ona göre top açılımı yapmaya karar vereceğim. Videomu da burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kafanızdaki soru işaretleri oyuncuların max seviyelerine göre şekillenir, soru işaretleriniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.